bu iş insanların düşündüğü gibi kim daha güçlü, kim daha dayanıklı işi değil. Road FC Aslan'ın en büyük organizasyonunda rakibimin 11 maçta 9 galibiyeti vardı ve bir önceki yılın yarı finalistiydi. O maçımı YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Tam 55 saniyede kazandım. Maç kazanmanızın, 100 maç kazanmanızın hiçbir önemi yok. Oraya gittin, bekliyorsun maçı, dövüştün. O dövüştü, adama bir tane vurdu. Vah, oh, bir ses geldi. Dedim ki evet bak işte bunu antrenmanda yaptım, burada da uyguluyorum. Benim kariyerimin 5 maçı ilk raunda bitti. 15-20 saniyede biten maçım var. Kazandıysan eğer, tarif edilemez bir duygu. Dünyadaki hiçbir madde, hiçbir olay, hiçbir şey sana o mutluluğu yaşatamaz bence. Ringin içinde duygusal olursan eğer, örnek veriyorum, rakip geldi mesela seninle konuştu. İşte bugünün kazananı ben olacağım dedi, küfretti. Bir an gelen küfür müfür olur. Küfür ben sevmiyorum. Hani bir an karşındaki adamı tanımayın etmiyorum. Ne küfür edin kardeşim? Şimdi ayıptır bir şey. Şimdi oradayken atarla giderle konuşuyordun, şimdi ne oldu filan diyecek. Düşünsene de tüm hayatımı, tüm hedeflerimi benim elimden bir seferde alabilecek birisin sen. Ya sen şampiyon olacaksın ya ben. Ya sen para kazanacaksın ya ben. Ya sen iyi hayatı yaşayacaksın ya ben. Yani bunu benim elimden almana izin verebilir miyim? Yok bizde ayar alayına gider. Parasını verelim de konuşmayın yeter. Artık 5 kilo da bir gecede biter. Sen makinasın hala. Ben Cihat Kepenek. İstanbul'da yaşıyorum. Kickbox sporuyla ilgileniyorum. Lakabım Ottoman. Abi dövüşmek bir bağımlılık çünkü bu acayip bir adrenalin, acayip bir heyecan ve bunu yaşayan insan kolay kolay bırakamaz. Paraşütsüz uçaktan atlasan belki o adrenalini ancak yaşarsın. Ringin içinde değilsen mutlaka ringin kenarında olmak istersin. Bir şekilde bir bağın olmasını istersin. Dayak atmadım ama çok dayak yedim. Öyle mi? Evet. Ben de tam tersi. İsmim Ertan Balaban. Dövüş sporlarıyla yaklaşık 25 senedir ilgileniyorum. Bir süre Amerika'da bir kariyer yaptım. Sonra Türkiye'ye geldim ve kısacası önce dövüşerek sonra da spor okullarımla dövüş sporları adına elinden geldiğince bu ülkeye bir şeyler vermeye çalıştım. Ben 1986 yılında İstanbul'da doğdum. 9 yaşında dövüş sporlarına başladım. Dövüş sporlarına başladığım günden beri de bir hafta bile ara vermeden dövüş sporlarına her zaman devam ettim. Biz modern çağın gladiatörleriyiz. Ama biz de bunu spor olarak, iş olarak yapıyoruz. Ben şu anda Glory'de dövüşüyorum. Glory'nin çalıştığı Türkiye'deki menajer Birol Topuz. Birol Topuz, eski dünya kickbox şampiyonu, menajer ve promotör. Dövüş dediğimiz olay zor bir olay. Profesyonel sporcu olmak çok zor bir olay. Herkes oğlunun Messi olmasını ister, LeBron Jones olmasını ister, Mike Tyson olmasını ister ama bu o kadar kolay değil. Bunun bir bedeli var. Sağ ol kardeşim. Hadi abi. En iyi olmak istiyorsan iyilerle atacaksın. Şimdi antrenmandayım bir gün. Dediler ki Tarık Solak gelecek. İşte dövüşmek isteyen varsa dövüşçüler. İşte bu tarafa ayrılacak. İşte onu kendi arasında bir seçme yapacak. İyi bir dövüşçüleri alıyor. İyi insanlarla dövüştürüyor. Bana dediler ki dövüşür müsün şu isimle? Kim dedim? Patrice Guertoron. Kulağıma duyduğum gibi geliyor ama yani çok da hatırlamıyorum o an için. İçimde bir açlık var, dövüşmek, kendimi göstermek istiyorum. Neyse benden dövüşürüm falan. Tamam o zaman dediler, imzala şurayı, imzaladım. Dediler ki işte 2 ay sonra maçım var. Ben diyorum ki neye dövüşürüm dedim acaba. Kimle dövüşeceğim de bilmiyorum ama böyle bir atarlı giderli konuşuyorum. Eve geldim, bilgisayarı açtım, Fabrice Guerrero'yu yazdım. Adamı gördüm böyle bir başımdan aşağı kaynar sular indi. Ben ne yaptım dedim ya. Şimdi böyle bir son maçlarına girdikçe
Okey. Korkmadım diyen yalan söyler. Her zaman bir adamdan çekiniyorsun, bir rakipten çekiniyorsun. Korku ayrı bir olay. Çünkü korku insanı diri tutar. Korku insanı dikkatli tutar. Hem dayak yeme korkusu var, hem de daha az dayak yiyeyim korkusu olduğu için daha çok çalışmam gerekiyor. Her sabah koşuyorum, akşam antrenman yapıyorum. Adam bildiğin böyle herkesi ortadan ikiye kırıyor, geçiriyor. Adamın lakabı da kemik kıranmış. Maç günü dediler ki sizi televizyona röportaja çıkartacağız. İşte rakibinin uçağa geçindiği için dediler, programa katılamayacakmış. Oh dedim ya, çünkü adamı görmek hiç istemiyorum. Tam dışarıya çıktım, bir baktım kapıları böyle kıra kıra geçiyor dedim. Al, yani ben bununla nasıl dövüşeceğim, adama geliyorum böyle bakıyorum filan. Benim boyum uzun ama onun boyu 2 metre 5 santim filan, yani bayağı bir uzun. Podyuma çıktık, maça başladık. İlk round. Cihat Kepenek! Cihat, Cihat diye seyirciler büyük bir sezonat yapmaya başladılar. Kapan Cihat Kepenek. Yapış, yapış! Kapanması yapış. Lazım. Ooo! Çok iyisin ya! Güzel. Ya bırakma! Bırakma! Ama ben ona iyi vurdum yani. Bir de karşı tarafa görün. Kariyerimin ilk zamanlarında dövüştüğüm adamlar, sonraki adamlardan görüntü olarak daha psikopat. Kaybedecek hiçbir şey olmayan. Çünkü biz barda, işte ne bileyim ufak böyle mekanlarda falan dövüşerek başladık yani. Öyle büyük statlarda başlamıyorsun. Hiç unutmuyorum, soyunma odasına oradaki menajer geldi. Bir şey soracağım dedi. Efendim dedim, senin arabanın deposu kaç paraya doluyor dedi. 20 dolar dedim. Tamam dedi, çıkarttı cebinden bana. Böyle 20 dolar verdi. Benzin benden olsun dedi. Vay be dedim. Yani ben öyle bir şey beklemiyorum. Hani ben orada dövüşüp bir kendimi ispatlama peşindeyim. Dedim ki yani ben para kazandım bu işten. Ben 80 kişiyle inan kavga ettim. Ben gittim paramı alayım. Abi dedim abi ben dövüştüm ya, paramı ne olacak? Ya şimdi ben dedim yabancı şeydeyim yani, hani burada ben yabancıyım dedim yani. Ben şimdi bir an bir mevzu olur çıkmam gitmem lazım. Benim hani 5 milyarım ne oldu? Biz anlaşmıştık 15 milyara, 10 milyar aldım eyvallah da 5 milyar nerede? Yatma tamam elini indir. Ben dedim tamam abi elimi indiriyorum. Olan yine indir falan dedi. Dedim abi bir şey yapmıyorum ki, bir şey anlatıyorum dedim ya. Bir tane deli var ama herkesin koruması bir tane deli olur ya arkada böyle. Atladı bana, bana sırtımdan buradan vurdu. Vururken bana da bu adama girdi. Adam bir yere düştü, bana etraftakileri zannetti ben onu dövdüm. Abi. Dangerous man, always following me. 17 yaşında Amerika'ya gittim, Indiana eyaletine. Herkesin belki işte partilemek, gezmek, tozmak falandır ya. Yani ailenin gidince bunu yapmak istersin. Benim yapamadığım şey dövüş sporlarıydı. Yani ailem bir şekilde yapma oğlum falan diyorlardı. Ben de onları kırmak istemiyordum. Indiana'ya gittiğim anda, daha ikinci haftasında, hiç unutmuyorum. Elime böyle bir tane yellow book, telefon defteri aldım. Oradan dövüş okullarına bakmaya başladım ve dedim ki kendime, yani artık istediğin gibi özgürsün. İstediğin okula gidip yazılabilirsin. Daha İngilizcem bile iyi değildi. Hemen bir tane okul buldum, adresi yazdım, okula gittim. Dedim ben yazılmak istiyorum buraya, işte haftada kaç gün geleceksin falan dediler. Dedim her gün gelirim yani, ben istiyorum bu işi yapmak. Kickbox yapmaya başladım. Boks eldivenlerimi taktım, işte kavallıklarımı taktım, daha sert olmaya başladım. Böyle sanki rahatladım yani. 3 kere Indiana eyalet şampiyonu oldum. Bir Türk olarak yani. Sonuçta Indiana State'te Türk bile fazla yok. Sonra onlar da şaşırıyorlardı. Kim bu adam falan filan, The Turk falan diyorlardı bana. Yine bir 6-7 ay sonra hocam dedi ki ya bence biz sana bir tane maç ayarlayalım. Sen dövüşmeye başla dedi. Ben maç deyince böyle kulağıma hoş geldi yani, maç ayarlasın hani. Ama hiç böyle ciddiye almadım. Dedim ki ya yaparım, ne olacak? Kimle dövüşeceğimi bilmiyorum, nasıl bir adam olduğumu bilmiyorum. Yanımda da bir tane arkadaşım var, Kevin diye. Gel dedim maç yapmak için. Biz bir yere girdik. 101 Lounge diye bir bar. Barın tam ortasında bir tane ring ve herkes sigara içiyor, içki içiyor. Yani çok ghetto'dan gelen dövüşçüler var ve hepsi de çok eğitimli değil. Ya ben hocama dedim ki yani sonuçta hani burası bir bar. Dedi ki yani bu şekilde başlamak zorundasın. Senin dedi şu anda ben bir statta dövüştüremem yani. Şimdi adam mahallenin sahibi gibi bir şeymiş. Yanımdaki arkadaşım dedi ki abi bence dedi al sen çantanı. Yani biz hiç kimseye bir şey söylemeden direkt uzayalım. Böyle bir şey yapamazsın sen dedi yani. Bodyguard, koruma, garson, komi. Direkt horoz dövüşü gibi. Beni dövüyorlar. Çok sorguladım yani. Dedim ulan abinizi de falan, abi ben de bunlara daldım mı? Şimdi koyduğum adam düşüyor. O maçı inanılmaz iyi bir şekilde kazandım. 3 round boyunca rakibimi dövdüm.
Şimdi adamı görüyorum. Böyle geliyor. Ben onu ağır çekim görüyorum. Şak! Ortadan vurduğum zaman düşüyor. Yani anladın mı? Yiyorum ama izliyorum. Hareketli olduğum için de bazen boşa gidiyor tekmeler, mekmeler, yumruklar. Yani ben dövüyorum, herkes mutsuz. Çünkü adamın arkadaş çevresi gelmiş zaten izlemeye. Yani etrafta 150 kişi var, hepsi onu tanıdı. 3 round boyunca çıt çıkmadı, ringde dövdüm yani. Sonra ringden indim. Baktım tebrik eden yok, sarılan yok. Sadece heyecanlı antrenörüm geldi. Aferin falan filan. Böyle arka kapıdan aldık paramızı gittik yani. Oradan bir taksici maksici hemen birisi dedi binsene abi durun dedi. Hemen ben bindim taksiye. Çıkarken dedim abi hemen sahile git. Niye dedi sahile git abi dedim. Kumlu bir yere gir bir yere. Ondan beraber durdum. Sonra girdim dedim abi her yerim kırılmış ben suya giriyorum. Gittim suda böyle böyle yaptım hiçbir yerim kırılmamış tamam mı? Ama orada ben 15 dakika var ya harbi dövdüm yani. Beni de dövdüler. Her şey öyle başladı ve dövüş kariyerimin en zor zamanları o C class ilk maçlardı. Zorluktan gelmek şöyle bir handikap. Dövüş sporları herkesin düşündüğü gibi sadece dayanıklı adamın kazandığı, sadece güçlü adamın kazandığı bir spor değil. Bu işin içinde çok ciddi bilgi var. Türkiye'deki sporcuların en büyük dezavantajı şu. Yeterli bilgi yok. Yani sporcu kendi çabasıyla bir yere kadar gelebiliyor ve sonrasında boşa gitmiş bir süreç var. 35'inden 40'ından sonra bir işe girmeye çalışıyor, giremiyor, yaşın geçti diyorlar. Yani sporculuk demek şu an ülkemizde iş olarak sayılmıyor bile. Ne iş yapıyorsun diyorsun, sporcuyum dediğin zaman bir daha soruyor, ne iş yapıyorsun diyorsun. Yani bunu adama ne kadar anlatırsan anlat, bir şekilde bunu meslek olarak, iş olarak görmüyorlar. Yani yurt dışında neden başarısız? Zaten kendi içimizde de zaten bir başarısızlık içindeyiz. Benim de en çok nefret ettiğim şey zaten şudur. İnsanların işte sürekli kulaktan kulağa boş konuşması. İşte bu işte para yok, bu işte Türkiye'den çıkarak başarılı olamazsın. Türkiye'de işte bu iş yapılmaz. Ya bunlar benim zamanımdaydı. Bunlar 20 yıl önceydi. Şu an öyle bir şey yok. Şu an her türlü imkanımız var. İşte Sırbistan'a gittim, Hırvatistan'a gittim, Slovenya'ya gittim falan. Ama çok zor oluyordu benim için. Çünkü oradaki adamlar bir kere senin vizeni ödemek zorunda. Uçağını ödemek zorunda. Otelini ödemek zorunda. Bana dediler ki Amerika'da maçım var, Amerika'da dövüşeceksin. Dedim okey, Amerika'ya gideyim, Amerika'da da dövüşürüm. Çünkü Amerika'ya gitmeyi hep bir istemişimdir. Çünkü Amerika farklı dünya, farklı bir yaşam tarzı. Tam gideceğim hazırlanmışım yani. Her şeyim bitmiş. Konsolosluğa gittik dediler ki vizeyi veremiyoruz. Şimdi Avrupa Birliği'ndeki bir adamı çağırdığın zaman adam İtalya'dan bir saatte geliyor arabayla. Vize problemi yok, uçak masrafı yok. Şimdi üst düzey bir adam değilsen eğer ve senin yerine adam koyabiliyorlarsa yani seni çağırmıyorlar. Şu an Türkiye'de federasyonda var, amatör maçlarda yapılıyor. Profesyonel maçlara da gönderiyoruz. Dünyanın en iyi takımlarıyla, menajerlerimizle kontaklarımız var. Hazır olan bir çocuğu alıyoruz, direkt koyuyoruz. Yani şu an kimsenin bunları konuşmasına gerek yok. Şu an hala duyuyorum işte bu iş Türkiye'de işte bu işte para yok ya da Türkiye'de dövüş sporları ilerlemiyor. Yani bu şekilde ilerlemiyor. İkincisi ben bu maçlardan hiç unutmuyorum 500 euro, 600 euro, 1000 euro maksimum kazandım. O zaman da euro tabii 2. Adam diyor ki antrenman için günlük bana 50 euro vereceksin. 50 euroyu çarpıyorsun Türkiye parasıyla 950 diyorsun. 50 euro yapıyor 450 lira yapıyor. 450 diyorsun bunun yemeğiyle beraber 1000 liraya mal oluyor. 10 gün kalsan 10 bin lira, 30 gün kalsan 30 bin lira. Bunu kolay kolay bir sporcu veremez. Şimdi böyle olunca motivasyon da düşmeye başladı. Çünkü benim ülkemde 2-3 ay boyunca ders versem, belki başka işler yapsam çok daha fazla para kazanırdım. Bu dönemde ailem olsun, arkadaşlarım olsun yani beni motive etmek değil tam tersine bak bununla sen geçimini sağlayamayacaksın. Artık bence başka işler yapmalısın dediler ama ben bir şekilde bu spordan kopamadım. Arkadaşlar benim ailem zengin değildi. Anne ile baba ayrılmış, Üsküdar'da oturuyoruz. Annem bize bakıyor, geçim sıkıntısı. Hiçbir zaman kimse benim cebime 1 TL koymadı. Para kazanmak için bir iş yapmayın. Bir iş yapın para etsin. Bu budur yani. Başarı elde edersen para arkasından gelir. Abi anlatmadığım şeyler var. Yemin ederim. Şimdi yenge de burada hani orada neler oldu? Yani Manita'yla mı gitmiştim? Ne oldu Manita'ya? Bizi nasıl sattılar? Niye kavga ettim orada? Orada da para alacağız. Para almadım. Manita'nın yanında da dayak yiyoruz falan. Sonra Manita kayıp. Zaten aynı gece bulmuşuz Manita'yı. Ya şu anda benim dövüşüm organizasyonda şampiyon var. Rico Verhoeven diye. Bir maç yapıyor.
Minimum aldığı para 500 bin dolar. Orada yaşasaydım 500 bin TL gibi olacaktı. Güzel para mı? Güzel para abi. Türkiye'deki dövüşçülerin %99'u ders veriyor. Gün içinde 5-6 kişiye ellik tutarak, ondan sonra işte insanların evine giderek onlara antrenman vererek, bir de üzerine akşamüstü kendi antrenmanını yaparak dövüşçü başarılı olamaz. İnsanlar seni, sana ne derse desin ya da önüne çıkan tüm olumsuzluklara rağmen devam edersen ve bu güce ve yeteneğe sahipsen kesinlikle başarılı olacaksın ve paranı da kazanacaksın. İstediğin kadar yetenekli ol. Sen zaten sert bir şey yapıyorsun. Yani sabah antrenmana bir gidiyorsun, savaş yani. Senin gibi 10 tane adamla dövüşüyorsun. Sen bunu yaptıktan sonra dingin bir şekilde yani nabzını düşürmen ve dinlemen gerekiyor. Mental gücünü sağlaman gerekiyor. Bahaneler, her zaman söylüyorum, kulağa hoş geliyor. İnsanlar bahanelerin arkasına saklanmak istiyorlar. Çünkü şunu demek çok kolay. Türkiye'de Oxford vardı da ben mi gitmedim gibi bir olay bu yani. Alakası yok yani. Çalışacaksın, kazanacaksın. Oxford'a da gidebilirsin. Oxford Türkleri almıyorum diye bir kapıda genelgesi mi var? Yok. UFC'de de öyle bir şey yok. Bellator'da da öyle bir şey yok. Şimdi değer vermiyoruz biz bu sporculara. Değer vermeyince de adam bir süre sonra demotive oluyor. Diyor ki ben diyor bu işi yapmayayım. Ya da ben diyor bu işi Amerika'da yapayım, Avrupa'da yapayım. Beyin göçü oluyor, atlet göçü oluyor. Hevesim, her şeyim kırılmış. Bıkmışım ve o kadar emek vermişim, sonucunu alamamışım. Yani burada kazanmak veya kaybetmek değil amaç, çalıştığının karşılığını gör, yen yenil fark etmez, bir şeyler öğren, daha güçlü geri dön. Ben bu işten para kazanacağım diye bu işe girip de para kazanan bir adam hiçbir zaman görmedim. Hiç görmedim. Ben ilk 2009 yılında İsveç'teki spor salonuna gittiğim zaman şöyle bir durum vardı. Zaten bir yıl çalışmışım, kenarıma bir para koymuşum. Gideceğim, önce otel baktık İsveç'te. Oteller ateş pahası. En fazla kalabileceğim orada süre kenarındaki parayla 1-2 hafta maksimum. O da yani çok iyi beslenmezsem. Sonra Bruno Carvalho sağ olsun bana spor salonunda kalabileceğimi söyledi. Ve spor salonunun arkasında böyle küçük bir depo gibi, işte böyle bir ikilik olduğunda olduğu bir oda. Bana dediler ki burada kalabilirsin ama akşam saat 11'den sonra alarm devreye giriyor. Alarm çalıyor ve polis geliyor. İsveç çok katı aynı zamanda. Tüm gün antrenman yapıyorum. Orada kalıyorum. Koltuğa sığamıyorum. Yerdeki minderde yatıyorum. Akşam saat 11'den sonra tuvalete gidemiyorsun. Çünkü alarm sistemi devreye girecek. Ve 3,5 ay boyunca yerden böyle sürüne sürüne şu hizadan daha yukarı kalkarsan alarm ötüyor. Yerden sürüne sürüne tuvalete gidip tekrar yatağa girip minderden hiç kalkmadan ki sabah olsun bir an önce antrenman yapayım diye. O fedakarlıklarla oldu yani bu iş. Hiç kimsenin düşündüğü gibi öyle gidip de işte babam bana para verdi. Babam ya da ailem ya da sülalemden biri. Kimse bana hayatım boyunca 1 TL vermedi bu işi yapabilmem ya da kendimi bu işte geliştirebilmem için. Tamamen kendi emeklerimle oldu. Şu an 20'ye yakın öğrenci var umut vadeden. Yoksa yüzlerce öğrenci var ama 20'ye yakın profesyonel olacak adam var. Olmak isteyen, her gün antrenman yapan. Orada 2 hafta geçti. Sabah kalkıyorum, boynum ağrıyor, belim ağrıyor. 10 üzerinden baktığın zaman 6'ya 7'ye kadar geliyorlar. Diyorlar ki bu işte para yok, bırakacağız. Öyle bir şey yok. Sonuna kadar gidebildiğin kadar git, mücadeleni ver. Sonrasında zaten bir şekilde bir şeyler önüne fırsatlar geliyor. Yani pes etmemek lazım. Ama ben her zaman için şunu söylerim. 11 kilometre koşabiliyorsam 10 kilometre niye koşayım? Keşke şunu da vursaydım dememem gerekiyor. Yani bir tane de çok sevdiğim bir laf vardır. İyi ikilerinle var olursun, keşkelerinle tükenirsin. Yani keşke dememek için hep çok çalışman gerekiyor. Her seferinde, ilk birkaç seferinde ben bu işi daha yapmam dedim ama hep ringe geri döndüm. Bu bence kesin bir bağımlılık. Bittiği zaman da öyle bir rahatlama oluyor ki, öyle bir adrenalin hormonu vücudundan çıkıyor, öyle bir mutluluk hormonu basıyor ki vücudun. Bir de kazandıysan insanların seni onore etmesi, insanların ya işte çok güzel kazandın, şu hareketin çok iyiydi, sonra kendini izliyorsun falan. Bunlar o kadar keyifli ki bütün o 2 saatlik süreci unutup tekrar o güzellikleri yaşamak için tekrar geri dönmek istiyorsun. Adam beni aradı. Dedim abi sen misin? Telefonu yazıyor. Oh, bu tamam. Efendim abi utanmıyor musunuz böyle yaptınız bana? Ben yapsam paramı alacaktım falan. Ben zahmet çektim, dövüşmüşüm falan. Dedi yo yo, hiçbir şey konuşma dedi. Dedim ne yani konuşma? Ayıptır dedim. Kaç kişiye beni dövdünüz ya?
Dedi seni çok sevdim dedi. Gel paranı vereyim dedi. Dedim abi bak öyle diyorsun yine geleceğim falan. Dedi bak namussuzum sana dokunayım dedi. Aynı yere gittim. İzle izle. Dedi gel burada başkanı otur bak sen gözünün önüne bak ne yapıyorum. Dedi güvenlikle hesabını kesin git. Sen bundan sonra benim güvenliğimsin. Burada da falan takıl takıl. Burada da şey hemen kasayı açtım. Tak tak tak. 5 milyar da verdi bana. 5 milyarı cebine koy. Ne olur ne olmaz bankaya koy dedi. Seni sevdim dedi. Adamımsın diyor. Tamam mı? Hani ben sporu niye başladım, niye şey yaptım? Vallahi ben böyle sigara içmeyeyim, pislikten uzaktım diye başladım. Bir an kendimi ringde gördüm. Ringde gördüm, bir de yapıyorsun, emek veriyorsun. Ulan ben bu kadar zahmet edeceğim, bu nasıl bana gel? Hırslanıyorsun. Yani bu artık hırslan, o oluyor, meslek oluyor. Senin mesleğin oluyor yani. Bir MMA'ci. Kendimden de örnek veriyorum. Bu zamana kadar yüzlerce defa bu deneyimlenmiş bir olay. Dünya şampiyonu boksör de olmuş olsa karşımda 30 saniye duramaz. Dünya şampiyonu jiu-jitsucu da olsa karşımda 30 saniye duramaz. Birinin benimle dövüşebilmesi için çok iyi kickboksçu, çok iyi boksör ve çok iyi jiu-jitsucu olması lazım. Aynı benim gibi. Yoksa başka bir şansı yok. Dediğim gibi Mike Tyson da olmuş olsa sadece 30 saniyesi var. Bak bir şey söyleyeyim mi size? Çekin bunu, önemli değil. Hiçbir iyi sporcu bu işi masada kazanmaz abi. O yener, bu yener, şöyle yenerim, böyle yenerim. İyi sporcu zaten mekanda yener yani. Nerede? Ringde, kafeste. O kadar. Gerçek sporcu antrenmanını yapar. Sessiz sessiz gider, herkesi döver. Ondan sonra herkes onun hakkında konuşur. O kendi hakkında konuşmaz. Silah ama, ama bak. Şimdi bak silah mesela çektim ben ya buradan ya da buradan. Çektim. Mesela çektim silahı. Böyle getirmemen lazım. Silahı böyle getirin olmaz. Silahı getirirsin sonra uzatırsın. Mesela buradan çektim bak. Anladın mı? Burada iki tane vuruyorum. Bak, mesela buradan çektim diyelim. Ama buradan çekiyorum. Burada vurdum. Sakatladım. Bum. Bitiriyorum. Çünkü buradan gelip buradan vurmaz. Sen arabada oturdun. Arabada da silahı böyle çekip de vurma, direksiyon var. Anladın mı? Her şey var. Arabada çektin, burada tuttun. Sonra vurursun. Tabii, bu ne ya?